Türksat 5B'de yeni nesil elektrikli itki sistemi yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Türksat Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Ardından basın açıklaması yapan Bakan Kara İsmailoğlu Türksat 5B'nin fırlatılma tarihini açıklayarak yeni haberleşme uydusunun filoya katacağı yenilikleri paylaştı. Türkiye'nin haberleşme alanındaki faaliyetlerinin konuşulacağı Türksat 5B uydusunun yörüngeye fırlatılacağı ve ülkemizin gençlerini buluşturacağımız ikinci Uydu Teknolojileri Haftası'nı 18-19 Aralık'ta Türksat Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştireceğiz. Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 6.58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Değerli arkadaşlar, yeni haberleşme uydumuz Türksat 5B'nin uydu filomuza katacakları yenilikleri kısaca size ifade etmek istiyorum. TürkSat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan K-Band kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak TürkSat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydumuzla Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine hitap edeceğiz. Bakan Kara İsmailoğlu, TürkSat 5B'nin ticari sektörlerde etkin bir şekilde yerini alacağını ve karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısının rahatlıkla kurulacağını belirtti. Ülkemizde üretilen iki haberleşme ekipmanı TürkSat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi Türksat 5B uydusu ile gerçekleşecek. 42 derece doğu yörüngesinde 35 yıl aşkın süre hizmet verecek uydumuz aynı zamanda denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Ayrıca uydu TürkSat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısını rahatlıkla kurabileceğiz. Kara İsmailoğlu Türkiye'nin yerli ve milli uydusu TürkSat 6A sayesinde dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasında yer alacağını aktardı. Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yapımı devam eden TürkSat 6A projesi ülkemizin uydu ve uzay çalışmalarında çığır açacak. Türksat 6 aile birlikte ülkemiz üreten ve ihraç eden ülkeler arasında hak ettiği yerini alacak. 2002 yılına kadar uzay çalışmalarında sadece seyirci rolünde olan ülkemizin 19 yılda bu alanda kat ettiği mesafe AK Parti iktidarının sağladığı istikrarın önemli sonuçlarındandır. Yerli ve milli uydumuzla dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasına gireceğiz.